Maalesef birçok öğrenci dışa çortay teoremini uygulamakta zorlanır. İşte ben de bu zorluğu ortadan kaldırmak için böyle bir senaryo yazdım. Vay, senarist oldun. Öğrencilerimiz öğrensin de senarist de oluruz, yönetmen de oluruz, oyuncu da. Helal olsun. Şuradaki kavramlara bakıyorum da Bush ve Johnny tanıdık Johnny, değil. Amerikan askeri demek. Türk askerine Mehmetçik deniyor ya, Ha. Amerikan askerine de Johnny derler. Okey. Bush, George Bush, Amerika'nın eski başkanlarından. 90'lı yıllarda Amerika'nın başındaydı. Daha sonra oğlu da Amerika'ya başkanlık yaptı. Onun da adı George Bush'tu. Anlayacağım bunlar ailece Bush'tu oğlu Bush. Neyse, Polat Alemdar'ı biliyorsunuz. Süper kahramanımız. Aynen. Karşısına ilk olarak Johnny çıkıyor. Johnny'ye bir kurşun sıkıyor. Evet. Bu kurşun Amerika'ya bir mesaj olarak gidiyor. Aman Sıra başkanında Bush'ta da bir kurşun sıkıyor. evet. Bush'ta sıktığı kurşun Amerika'da deprem etkisi yaratıyor. Helal Bu olsun. birbirini takip eden okları görüyor musun? Tabii ki. İşte o okların gösterdiği uzunlukları birbirine oranlarsak dışa çortay teoremini yazmış Hemen oluruz. oranlayalım. D bölü B Eşittir. eşittir D artı A bölü C. Güzel. Bu bulut içindeki orantıya dış açı ortay teoremi diyeceğiz. Evet. Ayrıca şunu da fark etmeni istiyorum. Bu neye benziyor? Neye benziyor? Hilal. Aman Allah'ım, atalarımızın kullandığı taktik. İşte dış açı ortay teoremini yazarken bu hilal ortaya çıkıyorsa oranlamayı doğru yapmışsınızdır.